Evet sevgili teraziler, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 7-13 Ekim arasında sevgili terazileri neler bekliyormuş? Yepyeni formatla 3 tane yeni, 3 tane de eski destemden toplamda 6 kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım. Sevgili teraziler için. Kazan kaynatacağız diyorsunuz yani. Bitiyor kaçıyız laf. Asaların beşlisi. Bakın. Birileriyle veyahut ekip arkadaşlarınızdan çalıştığınız yerde veyahut birileriyle bir takım ağız dalaşlarına girebilirsiniz. Bakın hepsi birbiriyle böyle şey yapıyor. Veyahut rekabeti sembolize eder. Yani ben yapacağım büyüğü. Mesela yani burada büyücüler olarak düşündüğümüzde ben yapacağım, hayır ben yapacağım, hayır ben yapacağım. Rekabet, yarış bunları sembolize eder. Der ki her halükarda kazanan olacaksın. Fakat güzel bir şekilde kazanmak istiyorsan der bu kart. Ne olursa olsun farklılıklara saygı göster der bu kart bizlere sevgili teraziler. Aynı zamanda ideal olmayan ilişkiyi sembolize eder. Bu da ne demektir? Yani ilişkinizi pembe gözlük takıyorsunuzdur. Aman mükemmel bir ilişki yaşıyorum vesaire gibi. Ama ilişkinizin aslında sandığınız kadar ideal olmadığının farkına varacağınız bir dönemi sembolize eder. Hadi bakalım ikinci kartımız sevgili teraziler için. Sevgili teraziler, aziz kartı. Aziz kartı da nedir? Der ki bu dönem artık sizin sözünüzün geçmeye başlayacağı veyahut da sizin kendinize artık ya artık benim sözümün geçmesi gerek diyeceğiniz bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu dönem kesinlikle ve kesinlikle değişimden uzak durmanız gereken bir dönemi. Çünkü tekrar edeceğinizi sembolize eder. Yani atıyorum evde mobilyaların yerini değiştirirsiniz bu dönem ve bir bakarsınız ay hiç benim tahmin ettiğim gibi olmadı. Hop hadi bir daha değiştir gibi. O yüzden bu dönem değişimden uzak durmanız gerektiği veya işte ay saçımın rengini mi değiştirsem acaba? Ama tekrardan yaptırmanız gerekecek olaylarla karşılaşabileceğiniz dönemi sembolize eder. Aynı zamanda der ki bu dönem yediklerine birazcık dikkat et sevgili terazi. Çünkü fiziksel olarak aktif olmayacağın bir dönem der bu dönem. Aynı zamanda koleksiyon ve antikayla uğraşan arkadaşlar için de ekstra iyi bir karttır. Çünkü ne derler ona? Çok güzel parçalar elde edebileceğiniz dönemi sembolize eder. Bakın aynı zamanda kadın burada görmüyor yani kim ney görmeden o yüzden de diyor değişim yapma çok acele etme. Çünkü kadının gözleri kapalı terazide kim ağır basacak bilmiyor şu an yani tamam şu an eşit duruyor ama iyiye de gidebilir kötüye de gidebilir. O yüzden de diyor ki çok acele etme bir takım şeyleri değiştirmek için bu dönem. Hadi bakalım üçüncü kartımız sevgili teraziler için. Bu destenin son kartı. Disyatka Jezlov. Asaların onlusu. Asaların onlusu da nedir? Yepyeni bir sosyal çevreye dahil olacağınız dönemi sembolize eder. Başarıyı, sorumluluğu, çok fazla sorumluluk almayı sembolize eder. Fakat uyarır. Der ki, normal klasiğinde biliyorsunuz adam böyle 10 tane asayı böyle şey yapmıştır. Tutmuştur, kaldırıp ilerliyordur. Ama asalar önünü kapatmıştır. Der ki, kapasitenden fazla sorumluluk almamaya çalış bu dönemde. Çünkü kendi yolunu kapatırsın. Sevgili terazi der bu dönemde. O yüzden de
kendi yolumuzu kapatmamak adına alabileceğimizden fazlasını yapmaya çalışmamamız gerektiği bir dönemi sembolize eder. Hadi in bakalım. Nasıl bir cümle oldu bu da? Hadi in bakalım. Cefakar destemin ilk kartıyla başlayalım gene. O ölüm. Kasım ayını sembolize eder. Ölüm nedir? Eskiyi bitirip yeniye başlama, transformasyon, anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmayı sembolize eder sevgili teraziler sizler için. Ve der ki artık yani o plan bu plan onu bunu bırak. Bugünü ve şimdiyi yaşa, hayatını dramatize etmekten vazgeç der bu kart bizlere sevgili teraziler. Aynı zamanda der ki libidomuzun yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder aynı zamanda bu kart bizler için. Bu dönem korku, negatifte şöyle bir şey de var aslında bunun. Korkularla yüzleşme. Korkularınla korkusuz bir şekilde yüzleş der. Bu kart bizlere. Hadi in bakalım. Negatifinde bir de şöyle bir şey vardır. Ondan sonra bana demeyin. Aa neden olmadı ya bizimkisi. Bak bize ölüm kartı çıkmıştı. Negatifinde de şöyle bir şeydir. Eskiye takılma. Eskiye takılıp kalmayı sembolize eder. Bu yüzden de ilerleyememeyi sembolize eder. Hadi in bakalım. İkinci kartımız. Ama negatifi siliyoruz. Çünkü neden? Tılsımların ikilisi çıktı. Tılsımların ikilisi bir takım bu dönem birincisi iletişim, komünikasyonla alakalı devamlı meşgul olacağınız bir dönemi. Mirasla alakalı bir takım işleriniz olabilir bu dönem sevgili teraziler. Ve diyor ki olayları tartma. Bir takım olayları tartacağınız dönemi sembolize eder. Ve der ki önceliklerini belirle, kararını ver der. Şanslı bir değişime uğrayacağımız dönemi sembolize eder ve der ki bu şanslı değişime çok çabuk adapte olacaksın sevgili terazi der bu kart bizlere. Hadi bakalım son kartımız sevgili teraziler için. Bu dönem var ya sevgili teraziler kesinlikle negatiflikten uzak durmanız gereken bir dönem. Hakikaten çünkü hani derler ya bir çuval inciri berbat etme. Hakikaten önünüze gelecek fırsatları çok kötü kaçırabilirsiniz. Bir çuval inciri ne derlerdi ona? Heba mı? Bir çuval inciri heba etmek. Doğrusu oydu galiba bir çuval inciri heba etmek. Negatifliğe kesinlikle ve kesinlikle konsantre olmamanız gereken bir dönem. Çünkü neden? Kendi kendinize yapıyorsunuz. Yani kendi kendinize bir şeyler çıkartıyorsunuz. Ay bu da olmadı ya. Ay şöyle olması gerekiyordu bu da olmadı ya. Kafanızı bir kaldırıp etrafınıza bakmanın artık zamanı geldi sevgili teraziler. Önünüzde, etrafınızda o kadar çok fazla iyi olanak var ki. Gözünüzü açıp lütfen bakmaya özen gösterin. Bu dönem özellikle sevgili teraziler. Evet sevgili teraziler sizler için 7-13 Ekim arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ekim ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Ve bir de eğer bu yeni formatı beğendiyseniz yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın.